İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu'nun 11. oturumu. Fransa'da Charles Gaulle ve Misak Manuşan'a ithaf edilen pullar basıldı. Doğu Ermenistan nasıl bir Avrupa'ya hazırlanıyor? Doğu Ermenistan'da yedek birliklerin eğitim tatbikatları gerçekleştirilecek. Deprem, Kars ilinin 22 kilometre güneydoğusunda. Şirak bölgesinden de hissedildi. Batı Ermenistan Ermenileri Sorunu üzerine 1955 Azerbaycan, Şarl Aznavur'un anıtını söktü. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu'nun 3. dönem 11. olağan oturumu 28 Şubat'ta Skype çevrimiçi platformda gerçekleştirildi. Oturumun açılış konuşmasını Batı Ermenistan Cumhuriyeti İlk Devlet Başkanı Armen Agap yaptı ve gündemdeki konular hakkında konuştu. Parlamento Başkanı gündemdeki sorulara değinerek Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu'nun iç düzüğünde açıkça formüle edilen kanun taslaklarının, programlarının ve raporlarının yazılması ve sunulmasına ilişkin prosedürü sundu. Batı Ermenistan Parlamento Başkanı Nelli Harut Uyan, ayrıca Misak Manuşa'nın naaşının panteona defnedilmesi törenini düzenlemesi nedeniyle Fransız hükümetine, parlamentosuna ve senatoya teşekkür mektubu gönderilmesini görüştü. Milletvekilleri böyle bir eylemin paramaz ve yoldaşlarının örneğinde Ermenistan dünyası için canlarını feda eden tüm Ermeni vatanseverlerine de hitap etmesi teklifinde bulundular. Batı Ermenistan parlamentosunun komisyonlarına katılmak isteyen adayların isimleri eklendi. Oturumu özetleyen Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Nelli Harutunyan bir kez daha gizlilik kuralları ve yemin metninin imzalanması yönünde çağrıda bulundu. Fransız Posta Kuruluşu Fila Post, direniş kahramanı Misak Manuşan ve efsanevi şarkıcı Charles Aznavur'a ithaf edilen dört puldan oluşan bir koleksiyon yayınladı. Pullar salı günü Senato Başkan Yardımcısı Pierre Uzulias ve Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı'nın Kıta Avrupası Müdürü Brice Rockfey ve Charles Aznavur'un oğlu Misha Aznavur ve Misak Manuşyan'ın kuzeni Katya Giragosyan'ın huzurunda Doğu Ermenistan'ın Fransa'daki Büyükelçisi Asmik Dolmacyan'a teslim edildi. Gazeteci Agop Badalyan'ın yazısı. Doğu Ermenistan parlamentosunun iktidar çoğunluğunun milletvekilleri Avrupa parlamentosunun Azerbaycan'a karşı yeni kararlar aldığını duyuruyor ve Avrupa Birliği'ne Avrupa Birliği'nin Temmuz 2022'de Bakü ile imzaladığı anlaşmaya karşı yaptırım uygulamaya ve enerji işbirliğini durdurmaya çağırıyor. Üstelik bu haber öyle bir sunulmaktadır ki Doğu Ermenistan parlamenter diplomasisi tasarları kabul mertebesine gelmiş olduğunu sanırsın oysaki Ermenistan milletvekili muhtemelen tartışmanın yayınını çok iyi takip etti Avrupa Parlamentosu'nun kararları son 2 veya 3 yıldaki sıradan kararlardır ancak herhangi bir durumu temelden değiştirecek gibi görünmüyorlar ve bunun nedeni belki de örneğin Fransız parlamentosunun odalarında kabul edilen kararlar gibi istişari nitelikte olmalarıdır. Bunların içerikleri oldukça güçlü, içerikleri etkileyici, Doğu Ermenistan için yararlı ancak yürütme yapılarının zorunlu uygulamasına tabi değiller. Peki Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu liderliği kabul edilen kararlara uymazken Avrupa Parlamentosu neden zorunlu kararlar çıkarmıyor? Ancak Avrupa Komisyonu'nun oluşturan Avrupa Parlamentosu olmasına ve Avrupa Komisyonu Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen yönerge ve kurallarla çalışmasına rağmen bu tür kararlar yoktur. İçinde bulunduğumuz yılda Avrupa Birliği'nin politikasında köklü bir değişiklik beklemek daha da gerçekçi değil. Çünkü bu yıl Avrupa Birliği için bir seçim yılı. Haziran ayında yeni Avrupa Parlamentosu seçimleri yapılacak ve buna göre yeni Avrupa yönetim organları, yeni bir Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi'nin yeni liderliği oluşturulacak. Aslında bu fiili bir geçiş yılı anlamına gelecek ve Doğu Ermenistan'ın Avrupa Birliği ile ilgili asıl görevi yıl sonunda nasıl bir Avrupa'ya sahip olacağımızı anlamak için belki de Avrupa seçimlerine ilişkin çeşitli senaryoları düşünmek ve bunlara hazırlanmak olmalıdır. Doğu Ermenistan'ın parlamenter diplomasisi Avrupa Parlamentosu kararlarına ilişkin bilgilerin yeniden yayınlanması ile değil bununla meşgul olmalıydı bu bakımdan basın üzerine düşeni yapıyor. Milletvekillerinin durumu oldukça farklıdır. Doğu Ermenistan'da yedek askerlere yönelik eğitim kampları 1 Nisan'dan 28 Haziran'a kadar düzenlenecek. Eğitim tatbikatlarına 4799'a kadar vatandaş katılacak. 2024 yılının 1 Nisan'dan 28 Haziran'a kadar Birinci grup yedek askerler, assubaylar ve subaylar için eğitim tatbikatları düzenlenecek. Karar Doğu Ermenistan Hükümeti'nin dünkü oturumunda alındı. Eğitim tatbikatlarına 4799'a kadar vatandaş katılacak. Bunların 4353'ü er ve erat, 144'ü kıdemli assubay ve 302'si ise üst rütbeli uzman subaylar. Kararın gerekçesinde eğitimler yedeklerin askeri yeteneklerinin geliştirilmesi, mesleki eğitim ve hazırlık, yedek subayların yüksek öğrenim görmüş az subaylardan yetiştirilmesi, muharebe görevine dahil edilmesi amacıyla duyurulur denildi. Her vatandaş 25 takvim gününü aşmayacak bir süre boyunca eğitim tatbikatlarına katılacaktır. Eğitim tatbikatlarının sağlanması için 25 adede kadar çok kepçeli ekskavatörler, hendek kazıcılar gibi yol yapım aracı da görev alacak. Hay sadece yedek birliklerin eğitiminde değil, 30 yılı aşkın bir süredir Doğu Ermenistan'da faaliyette bulunduğunu da hatırlamakta fayda var. Batı Ermenistan'da deprem. Doğu Ermenistan İçişleri Bakanlığı'nın kurtarma servisi tarafından bildirildiğine göre 28 Şubat günü saat 17.51'de Doğu Ermenistan İçişleri Bakanlığı Sismik Koruma Bölge Servisinin Sismolojik Ağı tarafından 40.51 derece kuzey enlemi ve 43.33 derece doğu boylamı coğrafi koordinatlarında deprem kaydedildi. Batı Ermenistan'ın Kars kentinin güneydoğusuna 10 kilometre derinlikte 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üstündeki yeraltı şokunun gücü 5 baldı. Batı Ermenistan'daki bu deprem Doğu Ermenistan'ın Şirak bölgesindeki Anipemza ve Cirapi köylerinde de 2-3 büyüklüğünde hissedildi. 1950'li ve 1960'lı yıllara kadar Türk hükümetinin kurucuları ve yöneticileri arasında çoğunluğun yabancı düşmanı ve ırkçı ideolojilerinin çeşitli tezahürlerini resmi Türk politikasına dahil eden eski Jön Türkler olduğu bilinmektedir. Bu özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti iktidarında bulunduğu 1923-1950'de belirgindi. Bu süre zarfında yerli halklar kendilerine yönelik politikada belirli bir değişiklik görmeyi umuyorlardı ancak bu derin anlamda gerçekleşmedi. Demokrat Parti'nin iktidar olduğu 1950-60 yıllarında yerli halkların durumuna ilişkin az sayıda ve yüzeysel olumlu gelişmelerin yanı sıra gayrimüslim yerlilere, özellikle de Ermeni ve Rum cemaatine ciddi ve yıkıcı darbe indiren bir olay meydana geldi. 1955 yılının 6-7 Eylül günlerinde Konstantinopolis'te Ermenilere ve Rumlara karşı düzenlenen pogromlar yani katliamlar ağırlıktaydı. 6 ve 7 Eylül 1955 tarihlerinde yaşanan olayları Batı Ermenistan Televizyonu'nun internet sitesinden okuyabilirsiniz. Artsakh Kültürel Mirası Koruma Devlet Konseyi bir başka vandalizm konusunda uyarıyor. Konsey açıklamasında şöyle deniyor. Azerbaycan rejimi 2022 yılında 100. doğum günü dolayısıyla Stepanagert'teki Paul Eluard, Frankofoni merkezinin yanında dikilen ünlü şarkıcı Şarl Aznavur anıtını söktü. Aşağıdaki fotoğraflarda Şarl Aznavur'un anıtı ve bu yılın Ocak ayında yayınlanan videoda da aynı yer görülüyor. Daha önce yazar Hakop Hakopyan, ulusal hayırsever Alek Manukyan, Rus komünist önder Aleksandr Miasnikyan, Sovyet askerleri Amiral Isakov, Anatoliy Zineviç, Kristofor Ivanyan ve diğerlerinin anıtları sökülmüştü. Arzak kahramanı Aşot Hulya'nın anıtı da Stepanagert'teki aynı adı taşıyan parkta söküldü. Ayrıca internette yayınlanan materyallerden Arzak Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşenlerin mezarlarının tahrip edildiğini de öğreniyoruz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Armenoid Folklor Grubu eşliğinde Ruben Sasuni, Gohar Ovanisyan ve Akasi İspiryan tarafından seslendirilen

Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.